Öbür albümleri daha iyi. Efendim? Ailenize ya da akrabalarınıza ait bir yazlık var mı? Yani eşiniz orada bir yerde olabilir mi? Bilmiyorum. Araştırmak sizin işiniz değil mi zaten? Olur mu psikolog hanım? Siz hepimizden daha iyisiniz. Bir akıl verin ya. Sürekli veriyordunuz ya. Ucuk hocanıza dokununca mı vazgeçtiniz? Size çok üzülüyorum. Yani böyle bir insanla çalışmak gerçekten çok yıpratıcı olmalı. Bir desteğe falan ihtiyacınız olursa ben hep buradayım. Bir de ekibimi sahiplen tabii. Oğlum da. Yemin ediyorum yukarıda kadro olsa üstlerime söyleyeceğim ben. Fahri dedektif, o bir psikolog. Daha ne isteriz yani? Narsist kişilik özelliği gösterdiğinizin farkında mısınız? Sıfır empati. Kocası cinayetle suçlanan biri var karşınızda. Birazdan eve gelecek 10 yaşındaki oğluna ne açıklama yapacağını çaresizce düşünen bir anneyim. Ama siz karşıma geçmiş benimle dalga geçiyorsunuz. Üstelik bunu sıradan bir kişi olarak değil, mesleki kimliğinizi kullanarak yapıyorsunuz. Hayatınızda ne yaşadığınızı hiç bilmiyorum. Ama söylediğiniz sözlerin özrü olmadığını çok iyi biliyorum. Beni ararsanız ben mutfaktayım. Her şey tamam mı? Tamam başkomiserim. Eksik falan kalmasın. Neyse, çıkın geliyorum ben. İşimiz bitti, çıkıyoruz biz. Kapıyı çıkarken kapatırsınız. Pek Hanım. İçeride yanlış oldu. Babanla mı konuşuyorsun? Hayır, Arda'yla. Babamı aradım ama telefonu kapalıydı. Sen konuştun mu? Henüz konuşmadım. Programı yoğundu. Fırsat bulamamıştır. Anne, hı? Bir de Arda doğum günümü soruyor. Bu sene babamla ne planladınız? Sürpriz. Çok güzel bir sürpriz. Kadir'in telefonunun son sinyalini takip ettirdik. Ama telefon çöp kutusunda çıktı. Zaten sim kart taşat. Bizim çocuklar inceliyor ama pek bir şey çıkacağını zannetmem. Beklediğimiz gibi. Kadir'in banka hesaplarına baktınız mı? Baktık komiserim. Bir saniye. Bankadan gelen belgeler burada bir yerde olacaktı ama. Oğlum ne bekletiyorsunuz? Ezberden söylesene işte ya. Ya amirimizde böyle. Belgesiz iş yok. Komiserim. Bu ne ya? Kadir'in banka hesabından çekilen paralarla Banu'nun hesabına yatırdığı paranın tarihleri birebir uyuşuyor amirim. Niye? Kolay gelsin. Epey yüklü miktar bu ya. Her ayın 5'inde çekmiş parayı. Sanki aylık veriyormuş gibi. Mesleği neymiş bu kızın? Üniversite terk, işsiz, sigortası bile yok. Hangi bölüm peki? Su ürünleri. Su ürünleri mi? Ya fakülte mezunu bu kadar para kazanmıyor ki. Diploması yokken her ay bu kadar para nasıl oluyor?
Metresi demek ki. Vay be. Metresine aylık bağlamış yani. Yavaş. Bundan bir şey çıkmaz. Biraz ayaklarınızı yere bassın arkadaşlar. Bu cinayet basit bir aşk cinayeti. Kafanızı bulandırmayın. Banu'nun tırnak arasından çıkan doku örneklerin DNA testine yolladınız mı? Yolladık. Kime aitmiş? Kadir'e mi, Birol'a mı? Sonuçlar daha gelmedi efendim. Ne güzel. Siz de bekleyelim mi dediniz? Arkadaşlar zamanla yarışıyoruz burada. Arayın, hızlandırın. Bence bu cinayetin arkasında bir organizasyon var. Vereyim o zaman dosyayı organizeye. Amirim tamam, sakin olalım. Laflara bak abi ya. Yeter artık ama. DNA sonuçları ortaya çıkınca katil ortaya çıkacak. Pardon. Evet, psikolog hanım. Şahin Bey, oraya geliyorum. Anlamadım. Ne zaman geliyorsun? Gelmek üzereyim. Aşağı iner misin? Ha, aşağı in. Tamam. Peri hanım. Nerede o? Kim? Ay kim olacak? Betül kızım İpek. Ay tabii yok ama gelecek. Nereye gitti? Bilmiyorum, bir şey demedi ama geç kalmayacağım dedi. Siz geçin isterseniz. Sen kapının önünden çekilirsen geçeceğim Betül'cüğüm. Tabii, tabii pardon, pardon. Buyurun. Ay, 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 ay. Cemiyetin kraliçesi. Ay nasıl bozdum seni Pericim ya, burnumda sıçtın vallahi. Canım benim. Ay Bodrum yaramış sana. Böyle bir zayıflamışsın bizden, böyle daha fit olmuşsun vallahi. Ay hadi canım sen de. İpek söylemedi mi geleceğimi? Yok vallahi bir şey söylemedi Peri Hanım. Ay benim arkadaşımın kafası yerinde mi değil mi? Sen biliyorsun olanları. Biliyorsundur inşallah olanları, çünkü İpek canımı okur. Ay biliyorum biliyorum, her şeyi anlattı. Betül'cüğüm bana bir soğuk bir şeyler getiriver hadi. Tamam. Kadir gelmedi mi daha? Ay yok. Yer yarıldı, yerin dibine girdi bu adam. Görkem nasıl? Yani onun hiçbir şeyden haberi yok tabii. Ay kuzum benim ya, ay paşam benim ya. Nazlı. Bana bak, şimdi sen bana her şeyi tek tek anlatıyorsun, tamam mı? Ay tamam. Şimdi Pericim, aslında ateşi ben yaktım. Niye ağlıyorsun sen? Yok bir şey. Banu'nun öldüğü gün kocamın üzerinde bu gömlek vardı. Yakasında kan lekesi var. Tıraş olurken oldu sandım. Sonuçta kimin aklına gelir ki? Kocası birini öldürüp eve gelsin. Eğer hala bir kanıtınız yoksa. Banu'nun tırnak içinden deri parçaları çıktı. Birol Bey'in ve kocanızın DNA'sıyla eşleştiriyoruz. Ama daha bir sonuç çıkmadı. Sonuçta bu da kanıt sayılır. Ama belki... belki Banu'nun evine gittiğinde Banu çoktan öldürülmüştü. Nabzını kontrol ederken oldu. Kaçıyor, kaçıyor. Korkmuştur, paniklemiştir. Tabii sen masum olmasını istiyorsun. Haklısın.
kabullenmesi çok kötü. Şşş. İyi misin? İyiyim. Sen böyle araba kullanabilecek misin? Götüreyim mi seni? Gerek yok, giderim ben. İyi. İyisin o. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.